Kıymetli dostlar, Reva TV'de Eğrisi Doğrusu'nun yeni bir bölümü ile karşınızdayız. Bu bölümde sizlerle insanların yaptığı hataları, telafi yollarını ve bu konuyla ilgili ibretlik, trajikomik hikayeleri konuşacağız. Programa başlamadan bu bilgilerin çok daha geniş kitlelere ulaşması açısından kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi istirham ediyoruz. Ayrıca konular ile ilgili sizin fikirlerinizi de merak ediyor ve önemsiyoruz. Bu sebeple yorum kısmına mutlaka yazılarınızı bekliyoruz efendim. İnsan beşer durmaz şaşar, eyler hata üçer beşer. Düz ovada yürür iken ayağını sürter düşer. Hatasız olmak sadece Allah-u Teala'ya mahsustur. Peygamberler de küçük büyük günah işlemezler. Peygamber zelle işleyebilir. Zelle ise günah değildir. En eftali ve en evlayı yapmayıp fadılı, yani faziletli olanı tercih etmektir. Allah-u Teala'nın benim hata ve günahlarım yok diye böbürlenen kullarından ziyade küçük hataları, günahları, cürüm ve isyanları olup kendine iltica edip tövbe eden, dua eden, ibadet eden, huzurunda boynunu büken kullarını sevdiğini Peygamber Efendimiz haber veriyor. Peygamber Efendimizin bu husustaki hadis-i şeriflerinden bazıları şöyledir. Her insan hata işler. Hatası olmadığını söyleyen bir insan en büyük hatayı işler. Hata işleyenlerin en hayırlısı da tövbe edendir. Unutarak ve hata ile yapılanlar ümmetimden sorulmayacak şeklindedir. Her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Amene Resulü, yani Bakara suresinin son iki ayetinde "Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma" diye Allah Teala'ya dua ediyor, yalvarıyoruz. Alim bir zata gelini sormuş. "Bey babacığım, biz tamam ahirete iman ettik, o yoldayız. Fakat bazen namazın kaç rekat olduğunu bile şaşırıyoruz. Namaza 80 türlü işler aklımıza geliyor. Yani ibadetlerimizin hiçbirisi makbul değil gibi geliyor bize. Hizmetlerimiz hakeza öyle. Allah-u Teala bize nasıl muamele edecek ahirette? Yani bu hatalarımıza rağmen, bütün kusurlarımıza rağmen bizim ahirette halimiz ne olacak?" diye sormuş. Alim zatın verdiği cevap şöyle olmuş. "Kızım, bana bir bardak su getir. Gelini de gider ve bir bardak suyu alır gelir. Odaya girince orada dur" der. "Şimdi aksilik bu ya, ayağın halaya takıldı. Sen de düştün ve bardak düştü, su döküldü, bardak da kırıldı. Yani benim su da gelmedi. İşte" der, "bizim ibadetlerimiz böyle. Ama ben sana suyu bana getirirken başına gelen bu kazadan dolayı kızar mıyım, acır mıyım?" "Acırım efendim" derler. "Çünkü o suyu siz bana getiriyordunuz. Ama böyle oldu. Ne yapalım?" İşte Allah Teala da ona giderken yaptığınız hatalar ve kazalar sebebiyle kızmaz, acır. Onun merhameti çok sonsuzdur. İnsanlara acır ve affeder. Yapılan hatalar kul hukukuna taalluk ederse, hele hele bir de bilerek kasten yapılırsa, işin içinden çıkmak bu kadar kolay olmaz. Çünkü kul hakkını hak sahibiyle helalleşmekten başka hiçbir şey affettirmez. Bu bahiste değinmeden geçemeyeceğimiz bir husus da yanılma secdesidir. Buna fıkıhta sehiv secdesi denir. Sehiv sözlükte yanılma, unutma, dalgınlık gibi manalara gelmektedir. Namaz içerisinde unutarak veya yanılarak bir farzı geciktiren veya bir vacibi geciktiren veya terk eden o namazı bozmaz, namaz sonunda sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar. Secde-i sehiv yapmak için bir tarafa selam verdikten sonra iki secde yapıp oturur ve namazı tamamlar. İki tarafa selam verdikten sonra veya hiç selam vermeden de secde-i sehiv yapmak caizdir. Hukuki işlemlerde yanlışlık olması durumunda yapılan işin sehven gerçekleştiği söylendiğinde karşı taraf söz konusu işlemin geçersiz olduğunu bilir. Bu gibi durumlarda olayın sehven gerçekleştiğine dair karşı tarafa bir dilekçe ya da dönüş sağlanması mecburidir. Hazreti Ali Efendimizin bu konuyla ilgili güzel bir sözü de şöyledir. "Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını başka birinden bahsediyor gibi anlatınız."
Osmanlı tarihinden üzücü bir hata vakası da şöyledir. Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması sırasında Bektaşiliğin de yok edilmesine girişildiğinden 2. Mahmud Han dönemi en büyük tıpçılarından Şanizade Abdullah Efendi Beşiktaş Cemiyeti İlmiyesi'ne mensubiyetinden dolayı Bektaşi olduğu ileri sürülerek arpalığı olan Tire'ye sürgün edilir. Böyle bir alimin sürgünde bulunmasına gönlü razı olmayan Sultan II. Mahmud af fermanı yazdırır. Fakat fermanı getiren Kavas, Şanizade'nin kaldığı konağa gelip telaş içinde ve yanlışlıkla Şanizade'nin ıtlakına yani salıverilmesine diyecekken itlafına ferman getirdim der. Bunun üzerine her an İstanbul'dan kötü bir haberin gelmesini beklemekte olan Şanizade'nin olduğu yere yığıldığı ve kısa bir süre hastalığın ardından vefat ettiği kaynaklarda geçmektedir. Eskiden gazetelerde musahih ve mürettipler vardı. Tasih düzeltmek, musahih de düzelten kişi demekti. Tertip düzenlemek, sıraya sokmak, mürettip de sıraya sokan kişiydi. Musahihlik ciddi işti. Basın yayın kurumlarınca çok önemsenir. Gazetelerin düzeltme servislerinde ünlü yazarlar, edipler çalışırdı. Hatta çok iyi hatırlarız, bazı kitaplarda hata yanlış, sevap doğru cetvelleri bile vardı. Gazetede bir yazıyı hata ihtimaline karşı dikkatli olarak okuyacaksın, anlayacaksın ve yanlışı bulup düzelteceksin. Öyle ne varmış bunda deyip geçmeyin hemen. Zira bir dış haber yazarını okurken dış dünyada neler olup bitiyor az çok bilmeniz lazım. Ekonomi yazıları içinde ekonomik terimleri ve dili bilmeniz gereklidir. Dini bir yazı okuyacaksanız eğer en azından ilmihal bilgisine ve temel itikadi bilgilere sahip olmanız elzemdir. Daha bunun gibi pek çok hususta az çok bilgi sahibi olmalısınız ki okuduğunuzu anlayıp yanlışı doğruyu ayırt edebilirsiniz. Bu arada yazarın yazı stiline, üslubuna da çok az vakıf olacaksınız ki hatayı fark edip ona göre düzeltebilirsiniz. İşte bu yüzden musahihler genelde mektep medrese görmüşlerden seçilirler ve mümkün olduğunca da devrin şartlarına göre en iyi tahsil görenler tercih edilirdi. Yani öyle her önüne gelen musahih olmak isteyen bu kadroda istihdam edilemezdi. Musahihlik işte bu kadar önemliydi. Kimi zaman fark edilmeyen bir tahsih yüzünden gazetelerin canı yanardı. Kimi zaman okurları gülümseten hatalar yapılırdı. Bazen de yazarlar eleştirinin zor olduğu yıllarda kelime oyunları yapar, ertesi gün de mürettip hatası efendim der geçerlerdi. Osmanlı son dönem edebiyatçılarından Süleyman Nazif kalemi kadar deli de sivri ve acımasızdı. Bu yüzden de dönemin şair ve yazarlarıyla hep dargın kalmış, onlar da ona kızmış, o da onlara. Süleyman Nazif ile Florinalı Nazım aynı dergide yazıyorlarmış. Bir gün imzalar karışmış, Süleyman Nazif'in yazısının altına Florinalı Nazım'ın imzası girmiş. Biri Süleyman Nazif'i teselli etmek istemiş. Üstad, geçmiş olsun, başınıza bir kaza gelmiş demiş. Süleyman Nazif, Allah'a şükür ucuz kurtulduk deyince karşısındaki hayret etmiş. Nasıl ucuz kurtuldunuz? Süleyman Nazif de, ya onun yazısının altında benim imzam çıksaydı diye cevap vermiştir. Osmanlı'nın son zamanlarında İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin en inançsız, en kalitesiz simalarından biri de Doktor Abdullah Cevdet'tir. İşte bu kalitesiz adam bir gün Bab-ı Ali yokuşunda pür telaş koşturmaktadır. Onu bu vaziyette gören Süleyman Nazif seslenir. Hayırdır, bu ne telaş? Sorma üstad, sorma. Hatayı mürettip, hatayı mürettip. Hayrola ne oldu? Daha ne olacak? Sersem mürettip, ben bu vatanın bir öksüzüyüm mısrağımı, ben bu vatanın bir öküzüyüm diye dizmiş. Daha ne olacak? Süleyman Nazif gülerek fikir hasmı olan Abdullah Cevdet'e cevabı yapıştırır. Üstad, bu hatayı mürettip değil, sevabı mürettip der. Çoğumuzun bildiği meşhur bir fıkradır. Temel memur olmuş, ilk maaşını muhtemet yanlışlıkla hakkından fazla vermiş. Temel de seslenmemiş, bir müddet sonra muhtemet hatasını anlayıp temelden parayı geri almış ve fark etmedin mi, niye hiçbir şey demedin dediğinde fark ettim ama adetimdir demiş. İlk hatayı affederim ben. Molla Cami Hazretlerinden bir hikayede şöyledir. Şiir diye herzeler yazan ve üstelik çok kendini beğenen ve bu güzel güya şiirleri Hızır Aleyhisselam benim ağzıma tükürdüğü için yazabiliyorum diye övünen birine Molla Cami Hazretleri
Hızır aleyhisselam senin ağzına değil, yüzüne tükürmüş de yanlışlıkla senin ağzına gelmiş diye cevap vermiştir. Sevgili dostlar, hata yapmaktan korkmayalım. Fakat hata yaptıktan sonra pişman olup tevbe edelim ve tekrarından sakınalım. Hiç hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata kendini hatasız sanmaktır. Başkalarının hayatından ders almalıyız. Çünkü insan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor maalesef. Hataların en büyüğü hatalı olduğunu bilip de onu düzeltmenin çaresine başvurmamaktır. Evet sevgili dostlar, bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız. Bölümün başında da belirttiğimiz gibi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı da unutmazsanız memnun oluruz. Hoşça kalınız efendim.